İyi bir hafta sonu diliyorum sevgili izleyiciler. Şimdiki zamana hoş geldiniz. Şimdiki zamanda geçen hafta çok güzel bir program yapmıştık, hatırlayacaksınız. Çok da yoğun ilgi gördü. Mailleriniz, Twitter mesajlarınız bitmek bilmedi. Biz bu hafta kaldığımız yerden devam edelim dedik. Araştırmacı, yazar İsmail Tokal'a tekrar stüdyomuza davet ettik. Eksik olmasın, o da kırmadı geldi. İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Nasıl oldu geçen haftaki dönüşler? Vallahi inanamadım ya. Öyle. Ya ben aslında fazla sosyal medyada değilim. Bir Instagram'ım var, bir de WhatsApp zaten sosyal medya mecra kabul edilmez. Birkaç yüzlü, cumartesiden sonra neredeyse bine yaklaştı. Yani birkaç günde, 1,5 senede o kadar. Evet. Bir cumartesiden sonra evet. Büyük bir artış gösterdi. Oradan takip edebiliyorsun. Ben Twitter'da da olmadığım için. Evet, evet. Ben şimdi bugün sevgili izleyiciler, masamız dolu. Bir bakalım şöyle neler var. Bunların hepsini göstereceğiz, neler olduğunu konuşacağız. Nasıl beslenmemiz gerektiğini konuşacağız. Aslında bize besin olarak sunulan bazı şeylerin nasıl bizim hayatımızı daha sonra bir felakete çevirdiğini uzun uzun konuşacağız. Bu konuda uzman bir isim zaten İsmail Tokal'a, kitapları var. Sağlık her şeyin başı. Sağlık olmadı mı hiçbir her şey anlamını yitiriyor. Onun için sağlığımıza dikkat etmemiz lazım, özen göstermemiz lazım. Bu çağda çünkü bize çok şey sunuluyor ama içinde neler var, neler barındırıyor, neleri yersek neyle karşılaşırız, nasıl sağlıklı ve uzun, güzel bir hayat süreriz bunu öğrenmemiz lazım, bilinçlenmemiz lazım. Dolayısıyla sağlığımıza son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ekmekten başlayalım, ne dersiniz? Önce kendimden başlayayım da seyirciler kimle konuşuyor, kim hangi mertelelerden geçererek buyur. Uzman dedin ya, bir sertifika istersem veremem, gösteremem yani. Tabii şu bu arada tabii İsmail Tokalak doktor değil, diyetisyen evet. değil. Evet, ama bu konuda araştırma yapan, onlar, araştırmalarınızı artık, nasıl yapıyorsunuz onu tamam, anlatın. Yani ben 2 üniversite bitirdim ama yani biri botanik, biyokimya tamam buna yakındır. İkincisi de İngiltere'de ekonomi bölümünü bitirdim Londra Üniversitesi'nin. Şimdi ama bu ben bunları botanikte okurken öğrenmedim. Sonra kendi kendime öğrendim. Fakat bir doktor referansım, bir uzman referansım olmadığı için ben gittim Medical Journal denilen yabancı medikal dergileri okudum. Onları tercüme ettim. Onlardan kendimi bilinçlendirdim. Çok büyük taramalar yaptım. Yani bunların uzmanın, doktorun vakti yok bunları yapmaya. Biz o boşluğu doldurduk. Ve biz korkudan ama sen nesin, necisin demesinler diye her yazdığımız kitabın arkasına 500 tane en az 400 bak kitabı da göstermiyorum reklam olmasın diye arkadaki şeyleri gösteriyorum. 400-500 tane kaynak koymak zorundayız. Şimdi biraz sonra gelecek değil mi? Bizim doktorum. Murat Hocam tabii tabii. Şimdi bizim biraz sonra doktorumuz gelecek. Çok da iyi doktor. Ha bugün yok çok... gelemiyor. Ha gelemiyor. Bugün mu? Yayına gelemiyor. Ha gelemiyor. Haftaya burada olacak. Ha, haftaya burada olacak. Şimdi doktorum güzel bu arada tamam ben istersen yazayım. Profesör Doktor Murat Aksoy sevgili izleyiciler Türkiye'nin en önemli cerrahlarından birisi. Yayınımızda olacaktı fakat bugün bir ameliyatı var. Acil bir ameliyatı olduğu için programımıza katılamadı. Haftaya burada, haftaya onunla beraber bir program yapacağız. Murat Aksoy'un kitabı da şu anda Halk TV'de setin içerisinde satışta. Fakat İsmail Tokalak ilginç bir şeye dikkat çekti. Dedi ki... Evet. Siz konuşun. Evet, siz anlatın. Hayır, kitaba baktı dedi ki yani Türkiye'nin en önemli cerrahı kitap yazınca dedi arkaya dedi bizim gibi referans koyma ihtiyacı hissetmiyor. Biz dedi doktor olmadığımız için tartışmaların göbeğinde kalmamak, eleştiriye uğramamak için bütün yazdığımız, yaptığımız kaynak. Çalışmaları kaynakça belirtiyoruz. Artı referans gösteriyoruz dedi. Şu kaynak, şu kaynak diye. Böyle bir bence çok etik olan bir metot izliyor çalışmalarında İsmail Tokalak. Tabii bu aradan da Murat Hoca'ya da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Sevgili Murat Aksoy'a. Şimdi, evet, referanslarımız sağlam diyorsunuz yani. Referans sağlam, önümüzdeki şeyler de sağlam, başlayalım. Görsel olarak da şimdi, sağlam. Şimdi burada izleyicilerimiz bakacaklar bunlar ne diye. Sevgili izleyiciler, şimdi burada ekşi maya aldım. Ekşi maya ekmek. Şimdi bunu buradan keseceğiz birazdan. Çocuklar şunu şöyle bırakalım. Bir de beyaz ekmek. Şimdi neden beyaz ekmek yememeliyiz? Oradan başlayalım mı? Evet, İsmail Tokalak böldü ekmeği. Şimdi tabii bunu daha evvel de göstermiştik. Görsel olunca daha iyi anlaşılıyor her şey. Görsel olmadığı zaman pek anlaşılmıyor.
Şimdi beyaz ekmek de yalnız karbonhidrattır. Bir şey yoktur, bir besin değeri yoktur içinde, efendime söyleyeyim mineral değeri yoktur. Ve insanlara faydadan çok zararlıdır. Yani yarım beyaz ekmek yeseniz, alsanız yeseniz, efendime söyleyeyim bir dilim, çok ince bir dilim tam buğday ekşi maya yeseniz, çok ince ekşi maya sizi yarım ekmekten hatta bir ekmekten fazla doyurur. Şimdi ya eve beyaz ekmek aldığınız için çok basit bir deney yapın. Ne yapıyorsunuz zaman. Siz şimdi elinizde? Şimdi ben içindeki beyaz kısmını aldım, iç kısmını. Şöyle fazla da değil. Bir gösterin kere, şöyle bir gösterin. Şimdi göstereyim de daha korkunç vaziyete gelsin. Yani gerek de yok aslında. Bakın şundan yakın çekim yaparsa arkadaşlar görecekler. Şundan tekrar ekmek bazlama gözleme yapabilirsiniz. Hamur bu. Fakat biz bunu görmüyoruz. Biz bunu sadece kabarmış şeklini görüyor şöyle. Bunu kabarmış şeklini görüyoruz ve bunu yiyoruz. Aslında bunu bu midemize lop diye oturuyor. Bırakın karbonhidratı, şeker yüklemesini, diyabeti falan filan. Bu aslında doyurucu da değil. Hiçbir şey değil. Bu insanın IQ'sunu de düşürüyor. Nasıl? Bir dakika oraya biraz ayrı ayrı girelim. Nasıl IQ'sunu düşürüyor? Çünkü içinde hiçbir yani düşünme kabiliyeti yok. Omega yok, B kompleksleri yok, hiçbir şey yok içinde. Yani insanın ihtiyacı olan besin, mineral, vitamin, hiçbir şey yok. Şeker. Şeker bir numaralı kanserin tetikleyicisi zaten. İki şey kanserin tetikleyicisi. Bir şeker, ikincisi de oksijensizlik. Şimdi şunu yiyoruz ama görmeden yiyoruz. Farkına olmadan yiyoruz. Bunu biz midemiz hazmedemiyor bile. Bunu yedikten sonra tekrar yine acıkıyoruz. Çünkü şeker tekrar acıkma hissi verir insana. Yedikçe şeker istersiniz. Şimdi böyle bir gıda denklemi içinde, işin içinden çıkılmaz gıda denklemi içinde yaşıyoruz ve hiç iyi beslenmiyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki tamam ne yapacağız? Zaten bu bir 20 dakikada 30 dakikada pişer, içindeki şey çabuk kabarır. Maya çabuk kabarır, siz onu pişti, kabuk olur, pişti zannedersiniz ve aslında pişmemiştir. Aslında ekmek, ekşi mayalı ekmek, tam buğday, içinde bütün B kompleksleri, mineraller, vitaminler olan, ruşeymi olan, en değerli mineralin olduğu yer olan. Ne en değerli? Ruşeym var içinde, en az miktarda bulunur ama çok güçlü besin değeri vardır. Şimdi bu hiçbir işe yaramazken o... Ama onun 1-1,5 saat pişmesi lazım. Yavaş daha yavaş. Daha fazla. Ben anlatıyorum. 1,5 saattan daha fazla pişecek. Keselim yavaş mi bunu yavaş. Da? Keselim mi? De onu da gösterelim. Şimdi evet, bu... Şöyle ortadan kesiyorum ben. Bu bıçak da kesecek mi acaba? Ha şimdi deniyor ki siz keserken söyleyeyim. Ya hiç ekmekte yenmesin. Tamam hiç ekmekte yenmesin ama işte ekmek o. Bakın şey peynir gözenekleri gibi bütün ısı içine geçmiş. Kokusu da çok güzel. Kokusu da güzel. Bu bir şey hiç ekmeksiz dedi. Yani o başka şeylerden alırsınız kompleksleri, B vitaminlerini, şunları, bunları fakat. Bu ekşi maya ekmek, sevgili izleyiciler. Şu anda ekşi maya ekmek görüyoruz. Sizin karaciğerinizde dengeler ama fazla yemeyeceksiniz. Yani zaten hiçbir şeyin fazlasını yemeyeceksiniz. Bakın mesela mısır ununda. Mesela mısır ununda B kompleksleri yoktur. B kompleksleri falan olmadığı zaman insan karaciğerinde eksiklik olur. Sinirli falan yapar insanı. Şimdi bizim Karadenizler, ben de Karadenizli olduğu için çabuk adamlardır. Çabuk sinirlenirler, çabuk atlarlar her şeye. Şöyle bilim adamları incelemişler. Gürkan da Karadenizli'dir ayrıca. Ayrıca biz tabii Karadenizli olduğumuzdan da çok memnunuz. Yani bir şeycilik yapmıyoruz. Şikayetimiz de yok. Yani bizimkiler de ufak tefek arızalar da vardır. Yani eleştirelim de. Yani öyle bir göktüre de çıkartmaya gerek yok. Şimdi ama... Şimdi nedir adamlar incelemişler. Demişler ki bunlar niye böyle hopluyu zıplıyı hep demeden bitmeden biliyorsun. Anadolu'da bir adama selamun aleyküm dersin. 5 dakika sonra aleyküm. Bizimki de daha merhaba demeden başlarlar. Mısır ekmeği çok yedikleri için. Mısır ekmeğinde de B kompleksleri eksik olduğu için. Adamları sinirli yapıyor. Çabuk acıcılayıcı yapıyor. Öyle mi? Bir dakika. Tabii. Mısır ekmeğinde B çok kompleks yerler eksik mi? Yok hiçbir şey yok. Mısır ben onu ekmeğinde... hep karalahanaya falan bağlarım. Mısır ekmeğini çok yedikleri için eksik oluyor B kompleksleri. Onun için hani ekmek yememek demek de iyi bir şey değil. Çabuk şey oluyor mesela. Yani ani sinirleniyor. Bir de şey düz arazi yok. Hep arazi yüksek. Yani ekmeğini aslanın ağzından da almak zorunda. Onun sosyal yapısı bir da var. Bir mücadele veriyor. Aynen. Adamı
Güçlü yapıyor, sinirli yapıyor ve girişimci yapıyor. Burada noktayı koyalım. Evet, evet. Hayır ama dediğiniz çok doğru. Çünkü gerçekten mesela Karadeniz şeridini alın. Hatta Doğu Karadeniz'i olduğu gibi alın. Mesela Rize'yi, Trabzon'u falan. Bugün siyasette, ticarette çok... Çok başarılı. Çok başarılı. İşte, bir de yani başarılı başarısız demeyelim ama söz sahibi en azından de, değil mi yani? Bana bir ilkokul mezunu başarılı girişimci dedi ki, kaç üniversite bitirdin? İki üniversite. Kaç kitap okudun? 1000'den fazla okumuşumdur. O zaman da fabrikan falan filan da vardı ama hep hesabı kitabı ince ince yapıyoruz. Çok eğitimli adam böyle atlamaz her şeye. Dedi ki sizin kafanızda dedi 5 tane çak. Birbirini çevirecek, ona karar verecek, birini çevirecek. Oo, vakit kaybolur. Bak bizde dedi 2 çark var. Biz bir karar veririz, hemen atlarız işe. Evet, evet. Anlıyor musun? Evet. Şimdi ekmekte siz B kompleksin olması gerektiğini söylediniz. Yani ekşi maya. Fakat izleyicilerimizden de... Ekşi mayada da özür diliyorum, onu da ekleyeyim. Ekşi mayada da probiyotikler var. İkisini birleştirdiğin zaman çok güzel bir gıda oluyor. Probiyotikler ne işe yarıyor şimdi? Birazdan yoğurtta da geleceğiz probiyotiklere ama... Kefirde de var galiba. Ama probiyotikler ne işe yarar? Geçen hafta çok kısaca değinmiştiniz. Bağırsaklarımızda yaklaşık 8 trilyon mu dediniz? 10 trilyon. 10 trilyon bakteri var. En az 2 trilyonu iyi bakteri. İyi bakteri. Probiyotik. Probiyotik 8, değil mi? Tabii. Yani biz bu probiyotikleri alarak yani gıda yoluyla daha fazla probiyotik alarak bağırsaklarımızın güzel işlemesini sağlamanın tabii yanı sıra neler yapıyoruz? Çünkü bağırsak ikinci beyin. Birinci beyin nasıldır, tamam. Nasıldır? Biraz açar mısın? Son yıllarda anlaşıldı bağırsağın ikinci beyin olduğu. Serotonin yayınlıyor. En büyük mutluluk hormonu oradan yayınlanıyor ve bakteri yani bizim bağışıklık sistemimiz de temel taşıdır. Şimdi derler ki bağışıklık sistemi, bağışıklık sistemi. Ya arkadaş söyleyin nerede bu bağışıklık sistemi? Kolda mı, şeyde mi, omuzda mı, nerede? Aslında bağışıklık sistemi temel dinamiği bağırsaklardadır ve öbürü de iliklerdedir. İliğin içindedir bağışıklık sistemi. Şimdi siz... oradaki probiyotikleri attırmadığınız an gidersiniz. Serotonin de boşa gider, hasta olursunuz, depresyona girersiniz, psikolojiniz de bozulur. Onun için oradaki bakteriler, probiyotik dediğimiz faydalı bakteriler insan yaşamında çok önemli rol oynuyorlar. Ve biz bakterileri yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Ne olduğunu, nasıl olduğunu. Yani bugün toprakta da trilyonlarca bakteri var. Azot dönüşümünü sağlıyor. Bakteri olmasa hayat bitiyor. Ve biz işte şurada bir örneği var mesela. Hani yoğurt falan dediniz. Geçen de konuştuk. Ben şeyini getirdim. Dur ona geleceğiz bir dakika. Gel, tamam. Ona geleceğiz. Bu, bak, ekmekte kalalım biraz daha. Probiyotik deposudur. İzleyicilerimiz soruyor. Şimdi diyorlar ki organik tam buğday ekmeğinin kahverengi olması normal mi? Niye kahverengi? Değil. Şimdi bakın, ben bu araştırmaları yapmadan evvel alan araştırmalarına da gittim, tamam mı? Gittim, dedim her değirmen de tam buğdayı şey etmez, çekmez. %80'i hala beyaz un çeken değirmenlerdir. Çünkü onun biraz uzun ayarlamaları yapması lazım tekrar tam buğdaya dönüştürmesi için. Çünkü kepeğini ayırıyor, ruşemini ayırıyor. En işe yaramaz nişasta kısmını alıyor bize ekmek yapıp veriyor. Ona göre ayarlanmış şu anda. Hmm. Hani bugün yarın deseniz ki ya bir ara bundan 7-8 sene evvel Sayın Recep Tayyip Erdoğan bundan sonra hep tam buğdaya geçeceğiz dedi. Ama arkadaki teknoloji başka. Onları hep ayarlaman lazım. O birkaç sene alır. Hani aslında beyaz ekmeğin yasaklanması lazım. Eğer sigaralar gibi üzerine sağlığa zararlıdır yazılması lazım. Yasaklayamazsan bile. Ya bu kesinlikle lazım. Ya bu ülkenin gençlerini biz beyaz ekmekle beslemek şeyimiz yok, hakkımız yok. Onlara kötülük yapıyoruz. Ama bu halkın bilinçlenmesi ve devletin de bu konuda bilinçlenmesi ama lazım. Ama şimdi herkes de ekşi maya alamaz. Ama bak geçen bir, de söyledik. Bir dakika bir de artı bu kadar ekşi maya da üretilemez herhalde değil mi? Ya üretilir de geçen de söyledik yani burada bir hak ekmek olayı var büyük şehirlerde. Hani her ne kadar hükümeti biz eleştirsek de zaman zaman doğru yapılan şeyi de bir kenara koymak zorundayız. Evet. Yapmış halk ekmek çok ucuza da sana veriyor sağlıklı, hijyenik. Bunu şimdi orada imkanı var gidip alabilirsin. Ayrıca evde de ekmek yapabilirsiniz. Şimdi çok büyük fırına gerek yok evde ekmek yapmanız için. Şimdi bayanlar bizi dinleyen bayanlar zaten ben yapıyorum diyecek. Hani gidip illa halk ekmekten de alınmasın. Ya bunu evde çok rahatlıkla hamurdan ekşi maya yaparak sen buğday unları da artık satılıyor. Evde çok sağlıklı ekmek yapabilirsiniz. Tuzunu da az koyarsınız istiyorsanız. Hiç olmazsa koyduğunuz şeyi de bilirsiniz. Yani yapılır. Peki kepek ekmeğine itirazınız vardı geçen var, hafta. Var itirazım var çünkü kepekten hamur olmaz. Kepek suyu alır dışarı atar. Olmaz. Hiçbir kadın
kepekten hamur olmayacağını bilir. Onun için Türk Gıda Kodeksine göre daha evvel söylediğim gibi %80 beyaz un, %20 kepek onu koyduğun zaman bu hamur olur. Onu kepek ekmek diye satma hakkım var. Ama aslında kimse bilmez. %80 sağlıklı ekmek yiyorum diye beyaz un yer, beyaz ekmek yer. Evet. Ekmeği de mutlaka günde bir dilim veya iki dilim. Ya fazla değil. Fazla ya bir dilim, ufak bir dilim ama bu ekmeklerden. Çok doyurucudur da yani vitaminlidir. Bu arada yani bu ekmeğin içindeki dokusunun da şeye işaret olduğunu söylüyorlar. Mesela ekşi maya ekmeğin böyle dokusu böyle içinde hem tok doku tabii. Ama aralarda da boşlukların olduğu. Tabii işte probiyotikler var içinde. Canlı bakteriler var içinde. Ha. Ali Hoca bize demişti ki bu 4 milyar yıllık maya devam ediyor. Doğru diyor. 400 milyon doğru yıl diyor. Değil demiş. 400 bin yıl değil. İnsan demiş. Bundan bütünleşiyor. İnsana evet. Dışarıdan suni bir şey getirirsen, suni maya getirirsen insan vücudu tanımıyor bunu. İnsan vücudu 10 bin yıldır bunu tanıyor. Has bir ekmek işte böyle bak. Biz 10 bin yıl evvel yerleşik düzene geçtik. 10 bin yıl evvel buğdayı kullanmaya, öğütmeye başladık. Ekşi mayayı da o yolda bulduk. 10 bin yıldır genetik yapımız onu tanıyor. Sonraki konulan şeyleri tanımıyor. Zaten darma duman oluyor. Şimdi o zaman suya geçelim mi? Şimdi sabah uyandık. Sabah uyandık. Hemen kahvaltımı yapmalıyız. Yoksa yok. Bir bardak su mu içmeliyiz? Limonlu su. Neden limonlu su? Şimdi limon asit şeyi vardır ama vücuda girdiğim alkali olur. Asiti öldürür. Limon bir numara asit baz dengesini dengeleyen limon suyu ideal bir gıdadır. Onu soğuk su olmayacak yalnız. Normal biraz büyük bardağı. Neden bir yarım. Olmayacak? Yani soğuk su sabah kalktığın zaman soğuk su. Evet diyorlar çok soğuk su yağları mağları öldürür de sabah orada buz gibi su içmeyeceksin. Normal fazla sıcak da içmeyeceksin zaten ona da geleceğiz. Normal. Sıcak çay ve sıcak çorba, kahve, çorba bunları kesinlikle içmemelisin. Kesinlikle. Kansere yol açıyorsunuz. Alacaksın içeceksin bir yarım saat bırakın bir de hazmetsin onu. Oradan sonra ufak bir kahvaltınızı yapabilirsiniz. Zaten sunun kendisi en büyük ilaçtır. Ne zaman biz vücudu susuz bıraktığımız zaman bütün hastaları tetikliyor arkası arkasına. Su belli miktarda aldığımız sürece gerçekten ilaç yerine. Ama hangi su diyeceksiniz değil mi şimdi? Hangi su? Hangisi? Şimdi bizde bir alışkanlık var. Sert suyu sevmiyoruz biz. Sert su dediğimiz yani pH'i yüksek olan. Bizde genelde makbul sular 6-6,5 veya aşağısı pH'i olanlar. Ama onlarda da magnezyum, kalsiyum böyle şeyler gerekli mineraller yeterli değil. Ama yüksek olduğu zaman sert su daha sağlıklı su. Mesela ismini vermeyin meşhur Fransız P ile başlayan bir su vardır. Yeşil cam şişede satılır. Ben ilk Avrupa'ya gittiğimde içtim. Dedim ya bizim ülkede sular da cennet ya. Biz içiyor diye gidiyor bizde. Ya bunu içinde ağır olduğu için içemedim. Alışmamışım ama aslında en faydalı su. Hangisi o? O sert tabii. 7-7,5 daha üzerine çıkıyor sertlik pH derecesi. İnanılmaz sağlığa faydalı bir su. Yani sertlik derecesi arttıkça sağlığa faydalı artıyor. Oluyor. Sebebi ne? İçindeki mineraller güçleniyor. Mineraller tabii, güçleniyor. Tabii. Anladım. Peki kalsiyum falan. İnsanlar nasıl ayırt edecekler? Damacana, öyle bir şansı yok ki. Damacana sularda fark ediliyor mu? Yok hepsi zaten 6-6,5 ve aşağısı. 6-6,5. Tabii yumuşak sular. Ne yapacağız? Bizim. Kaynak suyun başına gidip elimizi yok öyle dayacağız? Bir şansın yok. Ne bulduysan onunla. Yani Urfa'da Oxford vardı da biz gitmedik mi? Ne bulursan onunla getireceğim. Ne yapalım gidelim Fransa'ya bilmem ne suyu içelim. Öyle getiren zenginler vardı biliyor musunuz? Fransa'dan suyunu getiren zenginler vardı Türkiye'de. Tabii, tabii. Suyunu tabii. Getiriyorlardı. Onlar ölmeyecek ya. Biz ölmeyeceğiz onlar. Onu işte olmuyor yani yine en sonunda gidiyoruz. En sonunda öleceğiz tabii canım. Herkes ölecek. Şimdi suyu söylediniz de plastik ambalaja gelelim. Şimdi plastik ambalajı burada getirdiniz bir tane. Suyu neden plastik ambalajda içmemeliyiz? Pet şişesi de diyelim. Pet şişe. Pet de evet, diyelim pet. Ki halk daha iyi anlasın. Şimdi bu plastikten yapılmıştır tamam mı? Ham maddesi. Plastiği böyle şekillendirdiğin zaman şu renkli olur. Şu bardağın renginde. Şeffaf olmaz. İçini göremezsin. Beyaz renkli olur. O kefirler mefiler böyle beyaz plastikte satılır. Şeffaf da değil. Daha sağlıklıdır. Hatta sütler de böyle satılan daha sağlıklıdır. Şimdi suyu şu da aynı. Şu pet şişesi de aynı
plastikten yapılmıştır ama şeffaftır. Maalesef şeffaf olmadı mı bile su almıyor, içmiyor. Bir toplumun da bir yanlış seçeneğinden kaynaklanıyor. İlle içindeki suyu görecek. Adamlar da öyle mi istiyorsun diyor. Tamam ben sana şeffaf yapacağım diyor. Dünyanın en büyük zehri var. Bifenol A. Atıyorsun plastiğin. Bifenol A. Bifenol A. Atıyorsun plastiğin içine al sana şeffaf yapıyor. Sonra bunu sıcak bir yere koyuyorsun. Ocağın yanına koruyorsun. Büyük uzak mesafeler gereken sıcağı yiyor. Depolanmada güneş yiyor. Onu yiyor. Bunu yiyor. İçine bifenol A atıyor. Sen sağlık su içiyorum diye aslında bifenol A'lı zehirli su içiyorsun. Bu. Ha bu soğukken normal ısıda atmıyor içine. Sıcağı görünce atıyor ama bir şekilde özellikle yazın bu bir sıcak görüyor. Yani dışarıda pakette kolilerde beklerken, bakkala girerken, markete girerken değil mi? 60 adam dışarı bunlar duruyor içinde. Ha bir de bunun daha kötüsü böyle içinde karbondioksit falan filan da böyle pete koyuyorlar artık. Ya peki biz aptal mıydık yıllardır bizim sodamızı, efendime söyleyeyim, kaplıca sularımızı da sodalarımızı cam yeşil şişenin içine koyarız. Neden cam yeşil şişenin içine koyuyoruz? Güneşten etkilenmesin diye, sağlıklı olsun diye. Şimdi onları bile şeye döndürdük, pet şişeye döndürdük bir kısmını. Yani soda falan alırken bile muhakkak koyu mesela iyi firmalar zeytinyağını koyu renkli şişeye koyarlar. Doğru. Güneşten etkilenmesin hatta diye. Hatta içini bile göremiyoruz. İçini bile göremezsin. Evet. Aynı şeydir. Aynı şeydir. Şimdi sodalar. Mesela sodaya da dikkat edin. Bir soda markası var. Biraz daha koyu renkli çıkartıyor. O da yabancı bir marka. Evet. Türkiye'de. Cam şişede çıkartıyor. Koyu renk çıkartıyor. Cam olması lazım ve koyu olması lazım. Fakat sodalarda da şöyle bak. Mesela termal otele gitmişsiniz. Kaplıcaya gitmişsiniz. Bazen kaynak alttan termaldan soda gelir. Yani kaplıca suyu gelir. Hiç içtiğiniz marketlerdeki içtiğiniz sodanın karbondioksit şeyi yoktur onlarda. Olmaz doğal olarak. Bizimkiler ne yapıyor? Basıyor karbondioksiti. Çünkü halk gerekli karbondioksit gazı yoksa ama bu soda bozuk diyor içmez. Ha. O da bilmez. Onlar da bilinmez. İçmez. Aslında o mideyi rahatlatmadığına inanılır. İnanılır. Aslında çok faydaları. Mineral bakımından zengindir. O kadar yüksek de karbondioksiti yoktur. Ne yapmaları lazım soda içenler? Şöyle biraz çalkalayacaklar, baş parmaklarında koyacaklar, çekecekler, pıs diye çıkacak. Çekecek. Çünkü dişlere zararlı. Karbondioksit içeriden zararlı. Hı hı. Sodaya sağlık ömrü karbondioksit alıyorsun. Hı hı. Onu çıkaracak çok az kalacaksın gazı. Öyle içecekler. Hı hı. Evet. Şimdi gelelim bu sıcak içeceklerden devam ediyoruz. Çay ve çorba dediniz. Bu arada izleyicilerimizden çok sayıda soru da var. Onları soracağım. Programımız 3 saat. Dolayısıyla bütün sorulara hemen hemen yer vermeye çalışacağız. Onun için bütün izleyicilerimizden, evet, halen geliyor. Bakın. Bir dakika, buyurun. Siz oraya bakarken, biz biraz evvel gösterdim, elinizde sürdünüz. Bakın, bu kağıt bardak. Kağıt bardak, şurada iç kısmı. Böyle kağıt bardağın iç kısmına elinizi sürdüğünüz zaman böyle eliniz kayar kağıt bardağın içinde. Bu nedendir biliyor musunuz bu kayma? Bu kağıt dışarıya su sızdırmasın diye sıcakta olunca özellikle içine teflon, kimyasal teflon konulur. Onunla şey der ki olmasın diye. Siz bunu kahve içiyorsunuz, çay içiyorsunuz. Sıcağı basıyorsunuz. Büyük kahve markaları hep bunun üzerine, hep böyle yapıyor. Vallahi 10 kere düşünsünler öyle büyük kafe zincirleri var ya oralara giderken. Bir de böyle isminde falan var ya dışarıda da içmeye başladılar. Bir de onun içinde Nescafe var. Ama İsmail Bey dünya içiyor bunu ya. Vallahi dünya o da caizse ben ne yapayım ya. Dünyanın beynini yıkayan büyük şirketler var. Bunlar bu tip çalış... Dedim ya demin böyle gösterdim. Arkasından göstereyim de reklam olmasın. Kitap yazıyoruz dedik ya. Bunun arkasında kimse ne doktorlar ne bilmem zamanları yok. Zaten olsa bile bu uzmanları yok ederler. Hı-hı. Benim kimseye bir bağımlılığım olmadığı için, paramı benim kimseye vermediği için ben halkın tarafındayım. Hak da vermiyor da para olsun karşılıksız hizmet veriyoruz. Yani ne yapsın bana para mı yollayacak halk. Şimdi ben... Toplum için konuşuyorum. Toplumun çıkarı için konuşuyorum. Ben konuşurum. Bunu herkes içiyor. Fakat farkında değil. Hiçbir araştırmada da canım kardeşim bunun içinde teflon var. Sıcağı yediği zaman dışarı atar. O sizin o büyük paralar vererek
içtiğiniz o kafe zincir şeyleri hepsi sağlıksız şey üretiyor isterse. Benim hakkımı versinler. Zaten Nescafe sağlıksız. Bizim Aslan gibi Türk kahvemiz var. Çok sağlıklıdır. Hı hı. Onu bile bunun içine koymayacaksın. Evet. Şimdi İsmail Bey hangi suyu içiyor diyorlar izleyicilerimiz. Vallahi ne bulursam onu içiyorum ama camdan içiyorum. Yani evet. Ukalalık yapmayayım ama en azından oradan kurtarayım kendimi diyorum. Şimdi artık ben 6-7 sene evvel bir su şirketine bir proje yaptıydım. O da karşılık Hilal-i Ahmer'e yani verdim, bir şey almadım da ama dedim bunu yapın, ileride bu çok gelişecek, bunu dünyanın her tarafına sararsın. Bu çok tehlikeli diye anlatmıştım. Sonra herkes artık şey etti, yavaş yavaş bütün su şirketleri cam damacana, dörtlü cam kasadan su satıyorlar. İsmini vermem, zaten herkes biliyor belli firmalar. Ondan kurtarmaya çalışıyorum, başka çarem yok. Ne diyorsun Dersun? Porselende su içmenin zararı yok da, var mı porselende su içmenin? Ya su rüyasında mı görmüş akşam? Ne porselende su içeceğim? Porselende su satılıyor mu Dersun? Ha, o bardakta içmemizde sakınca var mı diyor. Yok ya. Yok çok. Sen iç. Şimdi bir izleyicimiz yazmış. Diyor ki şu an sizi izliyorum. Bahçeli bir evde yaşıyoruz. 3 senedir elma sirkesinden domates suyuna biber salçama kadar bahçemden yapıyorum. Hatta kocam şarap rakı bile üretiyor. Tam buğday unundan ekşi mayalı 12 saat mayaladığım ekmeği yapıyorum. Sağlık sorunlarım yarı yarıya azaldı diyor izleyicimiz. Valla bunun üzerine yorum yapılmaz ya. Değil mi? Evet. Şimdi. Paketlenmiş gıdalara gelelim plastik ambalajdan. Paketlenmiş gıdalardan uzak durun dediniz geçen hafta. Paketlenmiş gıdalardan neden uzak durmalıyız? Bunu Kuru Yemiş'te söylemiyorsunuz ama. Şimdi paketlenmiş gıdadan bir kere... İsmi üzerinde paketlenmiş gıza önce paketliyor. Sana güzel ambalajla sunuyor, güzel resimler falan da koyuyor. Fakat kimse gıdayı alınca arkada ne var bunun içinde okumuyor. Okusa da göremiyor, gözlük mözlük lazım zaten. Okusa da bir daha yemez onu kolay kolay. Şimdi raf ömrü sorunu var. Bütün dünyada böyle. Raf ömrü bir ürün rafa var. Çıktıktan şimdi, sonra orada bitti uzun bir süre kalması lazım. Bir sürü ona katkı maddesi, tuz, şeker, glikoz, soya lesitini bak sayıyorum tak 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 tak. Dedi, gıda uzmanı da değilim. Sayıyorum arkasında bu. Kardeşim bunda bir doğal un var. Bir de hadi diyelim doğal şeker var. Gerisi hep üretilmiş, kimyasal üretilmiş, işlenmiş maddeler. Başka türlü mümkün değil bunun uzun süre durması. Ya küflenir ya. Zaten bir ekmeği aldığın zaman 3-4 gün küflenmiyorsa onda da bir şey var demektir ya. Çürümesi lazım elmanın. Kurtlanması lazım. Bunlar doğal. Bakın İngiltere'de bir araştırma yapmışlar. Yine gıdadan konuştuğumuz için anlatıyorum. Tabii şeker meker yok. Birinci Dünya Savaşı Hitler yukarıdan bombaları sallıyor. Çikolata bile kara borsada millet şeker yemiyor. Şeker yemediği için şey yaratıyorlar. Havuçtan yapılan tatlı yaratıyorlar. Hmm. O şeker yerine geçiyor. Meşhurdur şimdi İngiltere carrot cake diye. Ve ondan 15-20 sene sonra bir araştırma yapmışlar. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşayan nesil en uzun yaşayan nesil. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşayan nesil. Kıtlık var, hiçbir şey yok. İkinci Dünya biraz daha iyiydi. Birinci Dünya, açlık var, kıtlık var, hiçbir şey yok. Bu da en gelişmiş ülke. Daha uzun yaşamışlar. Neden biliyor musun? Fazla şeker bulamadıklarından, fazla beslenemediklerinden, az gıda yediklerinden, sebzeye daha ağırlıklı yediklerinden, o zaman beyaz ekmek de yok tabii, hepsi tam buğday unu, normal ekmek. Daha uzun yaşıyorlar. Az yiyen uzun yaşıyor. Az yiyen uzun yaşıyor. Fazla şeker yemiyor. Peki. Et bulamıyor. Paketleme. Paket gıdaya girdiğin zaman bitiyor iş. Ama her şey var şu anda etrafımızda. Ya mesela ne bileyim bulgurundan tutun, makarnasına tutun her şey paketleniyor. Yok o ayrı. O ayrı. Kuru bakliyat. Şimdi kuru bakliyat ayrı şimdi. Bu kuru bakliyatın arkasındaki ufak yazılar içinde glikoz göremezsin, soya lesitini göremezsin, bir sürü şeyi göremezsin. Onlar doğal alınıyor, temizleniyor. Ha bir de onların adını bari kötü çıkarma. O mecburen ufak paketler halinde oluyor ki daha sağlıklı olsun diye, daha hijyenik olsun diye. Yeter ki baklagillerimiz olsun, harika bir... Çok soru cevapla gideceğim. Çünkü çok sayıda izleyicimizden soru var.
Sayın Acır, Türk köylüsünün yüzyıllardır tükettiği mayasız yufka ekmeği hakkında bir yorum alabilir miyiz? Biz mayasız yufka ekmeğini şeyden getirdik, Orta Asya'dan getirdik. Biz mayalı ekmeği burada öğrendik. Çünkü mayasız yufka ekmeği göçebenin ideal şeyidir. Mayasız ekmeği suyu fazla olmadığı için, saçta yapıldığı için onu göçebe alır, üst üste koyar, peksimet ekmeği gibi. Zaten Birinci Dünya Savaşı peksimet ekmeğiyle kazanılmıştır. Suyu alır gidersin, bir su bulursun, ıslatırsın, yersin onu. Yani uzun da durar, küflenmez de. Ya, iyidir tabii, tam buğday unundan yaparsan iyidir. Bir de şey, suyla ilgili birkaç izleyicimiz yazmış, diyor ki evdeki musluğa filtre takıp şebeke suyu içmeyi önerirler mi diyor. Hiç önermem. Hiç önermezsiniz. Hiç önermem. Neden? Şimdi zaten sulara flor, klor, bütün mikropları, bakteri öldürmek için katılıyor. Bunlar bir zararlı. Ha deniyor ki biz zararsız miktarda koyuyoruz. Zaten her şeyi zararsız miktarda koyuyorlar. Bütün gıda bilmem ne sorarsan hepsi zararsız miktarda. Ama düşünmüyor. Sen bunu yerken ileride başka bir şey yiyeceksin. Onda da aynı şeyler var. Başka şey yiyeceksin. Aynı şeyler var. Hepsi birleşiyor, bomba oluyor. Ha bunu yediğinde zararsız. Ama bunu 5-6 kere başka bir şeyler de yersen o da zararlı. Şimdi koyduğun zaman o bir de filtre takıyorsun. Bütün mineralleri, vitaminleri de tutuyor içinde. Sana şey, pastörize süt gibi su geliyor aşağıdan. Yani bütün vitaminleri, mineralleri hepsi ölmüş. Sen onu su diye içiyorsun. Hidrojen ve oksijen. Ama içindeki değerleri kayboluyor. Aslında kaynak suyu en iyisi yine. Evet. Bizim Eşref Atabey. Onu şeye taksınlar, duşa taksınlar. Duştaki buhardan kloroflorü önlesin de o çıkan buhar onları şey etmesin, alerji yapmasın. Aslında duşa takılan şeyler var, onlar yararlı. Öyle mi? Tabii tabii. Onlar nasıl yani? Yararlı. Bir daha açın, ya şimdi açın duş, sıcak duşu açıyorsun ya. Tamam. Onun şeyine belli bir aparat koyuyorsun. Yine filtre. Bu sefer duştan gelen su bir kere klor, flor o sıcağı görünce buhar şey ediyor ya, belli bir zehir onlar. İçine çekmiyorsun. Böbreklerini bozmuyorsun. İşte akciğerini bozmuyorsun. Daha ama kaç kişi yapıyor bunu? Ama kimse bilmiyor. Soda ile maden suyu karıştırılmamalı demiş bizim jeolog soda, Eşref Atabey. Maden suyu doğru söylüyor ama bunun ayrımını da bilmiyor kimse. Soda, istihabında suya sodayı bastın karbondioksit'e, soda diye satarsın. Maden suyu doğal alttan geliyor ama ona da karbondioksit'i basıyorlar. Ona da karbondioksit'i basıyor. Basmasınlar kimse almaz, iflas eder o firma. Evet. Çok soru var da anlayamadım bir iki soruyu, onlara bakacağım şimdi. Evet, bu paketlenmiş gıdalar meselesinde bakliyatlar ve şeyler ayrı dediniz. Hayır, şey nedir o makarnalar, işte ya. Bulgur, nohutu onlar ben mecbur paketlenecek. Evet. Bir de kuru yemiş var. Daha iyice. Şimdi siz açık kuru yemişe çok karşısınız. Onun tehlike barındırdığını söylüyorsunuz. Ya, zaten bu fitoterapi tedavileri, bu bitkiler, sağlıklı şeyler falan. Ya zaten bunların çoğu açıkta satılıyor. Bir kere... Böyle bir şey olmaz. Mesela bir sürü şey, bitki Hindistan'dan geliyor. O şeyin ilaç ham maddelerinin de merkezidir Hindistan. Bugün Hindistan olmasa ilaç yapamayacak millet. Çünkü bütün endemik bitkiler hepsi orada. Şimdi safranı var, şusu var, zerdeçalı var, zencefili var. Hepsi oradan. E kardeşim bu nerede üretildi? Ne zaman üretildi? Bu gelirken üç iklim değiştiriyor zaten. E bu açık, sonra bunu açıyorsun, hava alıyor, alfa toksin, bunun kurutma şey. E bunlar hiçbiri belli değil. Hiçbir kaydı yok. Bunları sen faydalı diye alırken aslında sen kendine zararlı bir ürün tüketmiş oluyorsun. Bunlar esas girmesi lazım pakete ve bunların ne zaman, hangi tarihte üretildi, nereye kadar, nasıl bir işlem yapıldı, onların yazılması lazım. Ama şu anda aktarlarda çok kontrolsüz bir durum var. Herkes şunu yiyeyim, bunu yiyeyim falan diyor ama yani onları alırken çok dikkat etmek lazım. Yani kuru yemişi gene de... Kuru yemiş açıktaysa fazla yanaşmayacaksın kuru yemişe. En azından yine ya bizim o mesela mahalledeki kuru yemişçinin kavurduğu... Onu al canım, kavurursa gözüne gözüne. Nedir o, leblebi? O anda kavurdu, alacaksın tabii. Alacaksın da. Tabii tabii, yani o anda alacaksın. Ha, bir de bunlara biliyorsun ısır işlemi yapıyorlar artık gıdalara. Ama kimse bilmiyor. Mesela resmi gazetede yayınlandı 1999 yılında. Bu... Üzerindeki alfa toksini, zararlı bakterileri öldürmek için
Bir radyasyon muamelesi görüyor belli gıdalar. Ama tabii halkın bundan bir haberi yok. Kimse bilmiyor bunu. Aslında Radrum diye bir şey var, bir logo var. Çoğu da üzerine ısır işlemi yapılmış bile onu koymuyor. Arkadaşlar şeyi gösterirse, eğer varsa kazadan koymuşlarsa, şöyle bir arkasını döndürsünler paketi, o işarete baksınlar, o logoya baksınlar. O logoyu bir bulup koyar mısın Dersu? Şimdi tabii... Bu radyasyon... Verilmiş, yani verilmiş, ısır işleme verilmiş evet, gıdalar, bakteriler ölsün diye. O işaret. Evet. Şimdi bu... Ya 99 yılında resmi gazetede yayınlandı ama gözden kaçtı. Hatta Türkiye Atom Enerji Kurumu, yani bir Ankara'da bir yeri var, orada yapılmaya başladı. Sonra İstanbul'da Çerkezköy'de bir özel şirket var. Şimdi bir iki tane daha devreye girdi. Ama bundan yani %99, onda 9 halkın haberi yok. Şimdi zaten Almanya bunu 1953-54'lerde, pardon 57'de ilk defa başladı, 54-57 arası. Sonra bıraktı dedi bu şey. Avrupa'da da yapılıyordu. Bu FDI falan onayı vardır buna. Fakat Avrupa'da birçok ülke şu anda ışınlamadan vazgeçti. Çünkü radyasyon veriyorsun. Bu su arıtma cihazı meselesini çok izleyicilerimiz şey yapıyorlar, merak ediyorlar. Yani peki su arıtma cihazımız var, bunları sökelim mi, ne yapalım diyorlar. İçinler devam etsinler, fazla bir şey umut edemesinler. Yani ya cam şişeden alıp içmek daha iyi. Cam şişeden. Evet. Herkes çünkü onu soruyor. Belli ki herkesin evinde de su arıtma cihazı var. Hepsini filtre yapıyorsun. Hepsini, bütün şeyleri tutuyorsun orada. Evet. Kurutulmuş meyve de sorun var mı diyor izleyicimiz. Olmaz mı ya? Kurutulmuş meyve nerede? Damda mı kurutuldu? Özel Gaziantep'te bu kırmızı biberi falan şey etmek için milyon dolarlık bir tesis kuruldu. İşte de B ile başlayan bir şirket, çok ciddiydi. Sattığı ürünler de çok iyidir, isim veremem. Bunlar aldılar, büyük dediler ki halka, gelin sizinkileri de yapalım. Yani halk dama götürdü, dam da işte toprağın üzerinde bir şey sererek kurutuyor. Ben dedi şimdi ona kurutma parası mı vereceğim? Zaten çiftçi gitmiş. Yani neyi kaça sattığı kar da yapmıyor. Açık havada kuruttuğun zaman bir sıkıntı var. Evet, şimdi... Kenevir meselesine geçen hafta değinmiştik. Oradan da çok izleyicilerimizin merak ettiği konu var. Kenevir normal tüketime ne zaman girecek diyorlar. Yani ne bileyim kenevirli ne şeyden kekten tutun da kenevirli ekmeğe, kenevirli başka gıdalara kadar. Bunu şeker bölümüyle beraber yapalım bunu madem keneviri açtınız. Kenevirin tohumu da budur arkadaşlar. Yeşil isterseniz... Açalım. Dünyanın en faydalı tohumudur. Keten tohumu ile beraber. İçinde omega kompleksleri hepsi vardır. Bunlar da düştü. Döküldü. Olsun. Olsun düştü şöyle. Şimdi bunu nasıl tüketilir? Bunu alıp kavurursun. Harika. Harika, içinde CBD yağları vardır. Çok dünyanın bütün talep ettiği yağlar vardır. Efendim omega 3 vardır. Vardır da vardır. İnanılmaz besin kaynağıdır ve çocukların beyin gelişmelerini de sağlar. Şimdi... Bu böyle yenir değil mi? Harika. Ha? Yenir tabii harika yenir. Şuna da bakarsanız, şimdi hani arkadaşlar da soruyor, elimde ufak bir şey. Bu da bundan pasta onda olur, un olur, ekmek olur, her şey olur. Çok sağlıklı tatlı da olur bundan. Biz yaptık. Çok sağlıklı bir tatlı yaptık. Bunun için hafif istediğiniz yaratıcılıktır şey. İçine hafif şey koyduk, efendime söyleyeyim. Biraz irmik koyduk ama pekmez koyduk tatlandırması için. Kenevir tohumlarını koyduk. Biraz da kahve çekirdeğini öğüttük koyduk. Ya ortaya harika bir şey çıktı. Yani şimdi bunu öyle harika deyip paketleyip koyma. Bakacaksın, bir parba, tadalım bakalım. Şimdi harika bir şey çıktı, tamam. Bunu evet. Daha markalı satış çıkartmadı. Şirket de benim değil. Ben hiçbir şey satmıyorum arkadaşlar. Kitaplarımın haricinde sakın sakın hiçbir isim de vermiyorum. Bunu Burdur'da bir yerde yaptırdık. Harika. Çok güzel bir şey. Harika bir şey. İnanılmaz güzel bir şey. Ve de çok yani sağlıklı tatlı diyorsanız bu. İçinde her şey var. Bu. Evet. Yani. Göstereyim şöyle izleyicilerimize. Ya bunun hani soruyor yaklaş, ya. Yaklaş. Bunu bir şey edeceğiz. Fakat ben size bunu bir de üzücü tarafını söyleyeyim arkadaşlar. Üzücü tarafı şey. Şu. Bu şimdi keneviri biz yeterli derecede tohumunu üretmiyoruz ya. Hani devlet akıl etmemiş, bir de farkındalık yoktu. Yeni başladı kenevir konusunda farkındalık. Şimdi biz ne oldu?
Tohuma ihtiyaç var. Burada doyacağım ben burada. Ekecek de tohum yok. Bırakın tatlı yapacak tohum. Biz tabii bunu doğal tohumdan yaptık. Bizim ülkenin doğal, sağlıklı tohumundan yaptık. Şimdi burada da bir farkındalık olmaya başladı ya. Yine bir eller bir yerden girmeye başladı devreye. Arkadaşlar bu şu anda kenevir. Kenevir koyun. 9 tane daha tohum koyun kuşların önüne. Tohumunu hisseder. Tohumunu hisseder. Önce keneviri yer. Çünkü kenevirin daha faydalı, daha sağlıklı olduğunu bilir kuşlar. Bak doyduktan sonra başka şeylere giderler. Keteneye, başka tohumlara giderler. Bu kadar faydalı. Ha, kuşlar biliyor, biz bilmiyoruz. Onu da söyleyeyim de. Kuşlar bunun farkında, biz farkında değiliz. İşte onu yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi ne yapmış? Bakanlık bir talimatname yayınlamış 2010 yılında. Vay anasına. Sen ithal ediyorsun keneviri. Diyor ki kenevir tohumunu, tabii kenevir ithal edersek tohumunu. Bundan sonra ithal ettiğin kenevir tohumuna, çünkü ülkede yeterli yok kuşlar için falan ya da gıda için. 15 saat ısıl işlemi yapacaksın diyor. Bakın, bakın. Yani şimdi kenevir tohumunu bir de 85 derecede 15 saat. Şey burada, belgesi burada. Hı hı. 15 saat ısıl işlemi yapacaksın diyor. 85 derecede, ya ne olur sen o hassas tohuma radyasyon verirsen 15 saat 85 derecede onun bir şeyi mi kalır ya? Onu yiyen kuş önce doğurganlığını kaybeder, üretim şeyini kaybeder ve ondan sonra radyosu ölür o. Çünkü içinde mineral, vitamin de kalmaz. Hadi kuşlara, insanlara acımıyorsunuz, kuşlara da acımıyorsunuz ya. Bu nereden çıktı bu kanun ya? Neymiş? Yeşillenirmiş, çimen olur, kenevir. Ya zaten sanayi keneviri içinde zaten yazmışsın sen. Diyorsun ki narkotik madde 0.10'da 3'ten aşağı olması lazım ben bu tohumu. Sertifikası var 0.10'da 3'ten aşağı. Hiçbir şey olmuyor bundan. Bir de 15 saat ısır işlemine maruz koyuyorsun. O ne olur onu yiyen? Onu yağını yiyen ne olur? İnsanlar için onu yağında yiyince çok faydalı bir şey. Faydalı bir şey yiyorum diye zararlı bir şey yemiş oluruz. Bu korkunç bir şey. O da bitmedi. O da bitmedi. Geçen hafta bir belge daha yayınlandı, talimatname. Taktılar kenevir tohumuna bu sefer. Al başına bela. Ne olacak? Dediler ki tohumun içinde eğer yağını sıkınca CBD oranı, CBD de en faydalı gıdası, hiçbir narkotik madde yok. Bütün dünyada şu anda talep var sağlık için. %0.15'i geçmeyecek diyor. Ya senin bu halkına bir düşmanlığın mı var bu kanunları çıkartanların ya? Bir şeyiniz var, bir zorunuz mu var bu insanlarla? En faydalı yeri ya 0.15 değil, %1, 3, 5, 6, 0.15 bulamazsın. Bulamazsın. O zaman diyor ki tohumun yağını çıkartma. Ya bu insanlar için en sağlıklı, en ucuz kaynağı sen talimatnamelerle yok ediyorsun. Evet. Ara vereceğiz. Çok sayıda soru var. Kenevirin tatlısının tarifini isteyenler var. Bizim elimizde sorular var. Küçük balık mı yiyeceğiz, büyük balık mı yiyeceğiz? Hangisi faydalı, hangisi zararlı? Bütün bunları konuşacağız. Kayısı soruyorlar. Kayısının iki rengi var. Girmeyin. Reklamdan sonra, daha doğrusu okuma saati, kitap saati, Halk TV'ye destek saati diyoruz. Bir 15 dakika müsaade istiyoruz. Siz de bu sıra hem reklamlarımızı, tanıtımlarımızı izleyin, kitap tanıtımlarımızı. Sağlıklı hayatı, sağlıklı beslenmeyi konuşuyoruz. Her şeyin başı sağlık sevgili dostlar. 15 dakika sonra karşınızdayız.